Unutmayınız ki bağışlarınızla inşa edilecek okullarda eğitim öğretim görecek öğrencilerin her biri sizin manevi evlatlarınız olacaktır. Bu okullarda yetişen her evladımızın ülkesine ve milletine yaptıkları katkıların manevi hasılasından size de pay düşecek. Böylesine bitip tükenmek bilmeyen bir hayır içinde yer almanın hazzı pek az örnekle karşılaştırılabilir. Fani olan bizler bu dünyadan göçüp gittikten sonra da arkamızda hizmet vermeye devam edecek eserler bırakacak olmaktan daha büyük bir mutluluk kaynağı yoktur. Buralardan yetişecek olan yavrular size yaptıkları dualarla inanın Sizler de ebedi alemde çok daha rahat edeceksiniz. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın sözünü kendisine rehber edinmiş bir yönetim olarak biz de bu hayır işini destekleyenlere her türlü kolaylığı gösteriyoruz. Milli Eğitim Bakanlığımıza yapılan her türlü ayni ve nakdi bağışın tamamı gelir vergisinden düşürülebiliyor. Ayrıca bağışçı desteğiyle yapılan okul ve yurtların inşaatındaki tüm giderleri KDV'den muaf tuttuk. Şimdiden hayırlarınızın Allah katında kabul ve makbul olmasını niyaz ediyorum. Değerli misafirler. Eğitim kurumlarımızın bina ve donanım eksiğini giderirken buralarda yetiştirilecek evlatlarımızın Zihin ve gönül zenginliğini artıracak çalışmaları da imal etmemeliyiz. Bugün dünyada gıptayla takip edilen ülkelere baktığımızda eğitim öğretim sistemlerinin öncelikle iyi insan, iyi vatandaş, iyi birey yetiştirme üzerine kurulu olduğunu görüyoruz. Sevgi, saygı, ahlak, merhamet, ve şefkat üzerine kurulu olmayan bir eğitim öğretim sisteminden belki donanımlı birey çıkar ama sonraki nesillere örnek olacak insan çıkmaz. Bunun için önümüzdeki dönemde okul kadar, derslik kadar, araç gereç kadar, öğretmen sayısı kadar evlatlarımızın zihin ve gönül dünyalarını geliştirmeye de önem vermeliyiz. Son yıllarda bu konuda medyada giderek daha sık şekilde gerçekten can acıtıcı, üzüntü verici olduğu kadar da düşündürücü haberlere, görüntülere, fotoğraflara rastlıyoruz. Çocukluğa ve gençliğe veremeyeceğimiz derecede vehamet arz eden bu tabloyu süratle değiştirmemiz gerekiyor. Hem kamu hem toplum olarak derin bir muhasebe yapmamız, tefekkür etmemiz, eğitim öğretim konusunda yeni bir yol haritası hazırlamamız önem arz ediyor. Evlatlarımıza iyi matematik, iyi fen bilgisi, iyi edebiyat, iyi coğrafya bilmenin yanında ve hatta onlardan önce iyi insan olmayı öğretmeliyiz. Annesine babasına, öğretmenlerine, arkadaşlarına, çevresine saygılı olmayı bilmeyen bir çocuğun diplomasında ne yazdığının önemi kalmaz. Medeniyet ve tarih değerleriyle yoğrulmamış, milletine, bayrağına, ezanına, vatanına, devletine sıkı sıkıya bağlı olmayan her evladımız dalından kopan bir yaprak gibi savrulup gitmeye açık demektir. Halbuki hep tekrarladığımız gibi bizim en büyük servetimiz genç ve yetişmiş insan gücümüzdür. Böylesine muazzam bir serveti böyle hoyratça savurmaya, tehditlere açık bırakmaya hakkımız yoktur. Son 200 yılımız bu konuda çok büyük dersler çıkartabileceğimiz acı örneklerle doludur. Cumhurbaşkanlığı Külliyemizdeki hemen arka tarafta Millet Kütüphanemizin açılışı vesilesiyle ecdadımızın ortaya koyduğu büyük medeniyet birikimini bir kez daha hatırlatma ve hatırlama imkanı bulduk. Hamdolsun. Bugün itibariyle gelen gençlerimizin sayısı 26-27 gün buldu. Dün bir, bugün iki. Güzel bir cazibe merkezi oldu.